Kim yaptı eline bunu? Bilmem. Hatırlamıyorum. Çocukken oldu. Ne onlar? Harf mi? Yok. Öyle şekil. Yara izi. Ç harfi gibiydi sanki. Yok ya. Şekil yani. Dediğim gibi yara izi. Sizin bu garson Bünyamin'le tanışıklığınız eski mi? Yok. Burada tanışmıştım ben. Peki kaybolduğu gece burada mıydın? Ne zaman kaybolmuş ki? 3 hafta önce. SGK kayıtları yapılıyormuş burada. Ha. Evet. O gün buradaydım ben. Konuştunuz mu? Bir şey dedim sana. Konuşmadım. Ben görmedim bile hatta onu. Nasıl görmedin? Kendisi haber vermiş herkese. Kayıt yaptırsınlar diye. Ha yok. Ben kayıt yaptırmadıydım da. Kimliğim kayıt benim. O yüzden... Müdür biliyor. Çıkarmadın mı yenisini? Yok. En kısa zamanda kimliğini çıkar. Soruşturma bitene kadar da ortadan kaybolma. Tamam? Olur. Lan oğlum bir dur. Lan oğlum bir dur ya. Nereye gidiyorsun? Ya bir dur. Vallahi dokunma bana. Vallahi sinirimi senden çıkarırım ha. Nasıl bu kadar eminsin yalan söylediğinden? Lan oğlum adamın üzerine gitmesek, Kirpi Bülent'i bildiğimizi söylemesek konuşmayacak bile. İyi de kardeşim herif yaşadığını bilse senden niye saklasın? Belli ki seni korumak için yapmış. Korumak için. Evet. Lan kendi ağzıyla söylemedi mi? Seni içeri aldıklarında başına bir şey gelmesin bilmem ne diye gittim herifi bulmaya çalıştım diye. Komiser. Benim babam benim yüzüme bile bakmaz. Anladın mı? Oğlum sen demedin benim babam 10 numara adamdır, müthiştir, harikadır falan diye. Adamdı dedim. 10 numara adamdı dedim. O geceye kadar. Sonra adamlık da bitti, babalık da bitti. İşte o yüzden komiser benim babam beni korumaz. Benim için parmağını bile kıpırdatmaz, kıpırdatmaz. Zamanında yapardı. Tamam bacan bir saniye. Ya bırak. Sen hiç başlama. Siz bilmiyorsunuz mu? En iyi siz biliyorsunuz. En iyi siz bilmiyorsunuz mu? Bu adam kapıdan dışarı çıkıyor. Ya evin yolunu nasıl bulur diye beni arıyorsunuz. Ben her neredeysem kalkıp gidip de bu adamı sırtında eve getirmiyor mu? Öyle bacan getiriyorum. Allah var da şimdi biz sen üzülme diye. Ben üzülmüyorum. Diyelim. Hiç üzülmüyorum. Madem benim arkamdan iş çeviriyor, o zaman evin yolunu da kendisi bulacak bundan sonra. 9 yaşımızdan beri bu aile babalık ediyoruz. Babamızın yapması gereken her şeyi biz yaptık. Niye bir daha bizi ezmesinler diye, başımıza bir daha böyle olaylar gelmesin diye. Bir gün öbür gün sesim çıkmam benim. Hı? Bir saygısızlık yaptık mı? Baba kalk, başımıza dur dedik mi? He? Ben bacak kadar çocuğum bu ekmeği nereden bulacağım dedim mi abi ben? Bunca insanın sorumluluğu benim üstümde nasıl olur dedim mi abi ben? Sen biliyorsun işte, sen söyle. Ya demedin oğlum, demedin. Bundan sonra da daha hiçbir şey demem. Önümü de eğiliklemem ama o işler de bitti. O işler de bitti. Biz başımızı önümüze eğdikçe bizi adam yerine koymuyor. Ya abacığım haşa ya, nasıl laf o? Değil öyle bir şey, yok öyle bir şey. Öyle, öyle. Cümle alem binmiş tepemize. Kartal katili bulamazsın. Gideriz. Babamız Ferhan'ı bulmuş. Gözümüzün içine baka baka bize yalan söylüyor. Oğlum ölmüş dedi, ölmüş. Ya belki gerçekten... Bilemeyiz onu daha. Belki kartal haklıdır, bir şey saklıyor olabilir. Şimdi şöyle yapacağız. Siz eve dönün. Kapısından ayrılmayın. Şayet bir yere çıkarsa, nereye giderse gitsin sizden biri peşinde olacak. Tamam mı? Anca öyle anlarız doğruyu söylüyor, yalanı söylüyor. Neyse ne? Bir şeyler biliyor. Madem Ferhan yaşıyor, onun bildiğini ben de öğrenirim. Ona ihtiyacım yok. Ne zaman yanımıza durdu da şimdi duracak. Tamam komiser, sen yanımda bizi de.
Ne ayaksınız lan? Ne işiniz var kapımda? Kartal. Bir yere giderse yanında olun dedi de. Biz de o bakımdan. Kartal senin gırtlağını sıksın da gör ebenin.